Ama acayip bir Alistar önceliği başladı. Neler gösteriyorsun ya. Bir an baktım da şöyle. Ve Bart'ta karartıldı. Bart'ı da dün Vulcan'ın ellerinde izlemiştik. Fena olmayan bir performanstı. Hala ihtimal, yani şöyle bir durum var. Pozisyon hatası yaparsa Bart ölüyor. Rakan'ın olduğu bir kurduda. Ama yapmazsa, ki Kerian'ı yapmayacağını varsayıyoruz, çok domine ediyor. İkinci kayıcıları... Seal'dan güzel hamle geldi. Şimdi Zeus oradaki varilin etrafında oynamaya çalışacaktır. Evi hasar vermeyi başarırsa, ki evet varil hasarını verdi. Şimdi alev makinesi susturdu kendisini evi. Evinin kendisini susturması orada kalkan kullanamaması anlamına gelebilir ama... Nereden çıktın sen Harp? Burada evi kurtaran hamle Rakan'dan geldi. Faker şöyle bir üst koridora doğru yaslanıyor. Kule altı denemesi. Ultisi yani Rumble'lar karşısında çok iyi sonuçlanmadığını görüyoruz dönem dönem. Yalnız bir uyku baloncuğu gelebilir. Çok açıldı evi, ama evi. Biraz fazla ileri gitti. Sıçrası olmayan bir Rumble'dan. Yapılmaması gereken bir hata. Yani. En azından minyonları toparlayacak belki dengeleyiciyle ama. Açılmasına gerek yoktu. Sadece minyon dalgasını bekleyip. Az dramatik bir... Ya onun amacı şey, minyon dalgasını içeri sokmayayım, iki minyon dalgası bir desin, öyle ulti atayım. Yaharang'dan yalnız iadeyi ziyaret, GP'den de bir ulti geldi mi? Evet, geldi. GP ultisini de kullanıyor ama Gumayushi'yi çıkartmayı başardılar. Yutapon'da canı gayet iyi seviyede, bir tek Yaharang, Faker'ın oraya yollayacağı uyku baloncuğu riskini almak istemedi. Şey yapıyorsun, konuyu özetliyorsun. Abi, ve haklısın günah, işin kötü kısmı. Günah, yani en büyük günahlardan bir tanesi. Bence bir numarası çünkü öbürlerinin oluşmasına da sebebiyet. Abi açlık günah değil, aç gözlük. Aç gözlük günah bu arada. Açlık başka bir şey diyor. Ya o da günah bu arada. Ya bizim kullandığımız şekliyle. Şimdi Zeus'un önüne doğru güzel bir dengeleyici geldi. Kule altına gidemeyecek Zeus. Evi harpun bekleme süresi bekliyor ama tabii Zeus'u yakalama imkanı yok. Şimdi Gumayushi üzerinde kullanılan iki tane ulti. Çok iyi oynadı abi. Üzerine bayağı gelen güzeldi. Çakramlarla beraber harp bu skoru yaratan isim oluyor. Görüş üstünlüğünü yavaş yavaş takımına getirecek, hamleleri yapmaya başlayacak. Erken bir umra kılıcıyla Syndra'nın başı dertte, sıçrısı yok. Owner burada kombosunu yapacak. Ve Zoe'ye bırakmak istiyor. Zoe'ye bırakmayı da başarıyor. Uyku baloncunu yediğiniz anda kurtuluşunuz yok. Az önceki kule altı pozisyonda takımıyla beraber ilerlemeyip yandan çıkarken sıçrasını kullanmıştı. Buradan çıkışı yoktu. Bunu, bence de ama noktada yoktu. Herhangi. Bu da T1'ın iyi oyunuydu. Üst koridorda şimdi Zeus'la evi arasında bir daha. Bu. Yine GP ultisi. Burada kalkan geldi ama yine susturdu kendisini evi. Yani motor harareti kontrolü noktasında sıkıntılar yaşıyor. Çok köpüyor gazı ya. Yaharang burada isabet dalgasının yine tadına baktı. Aynı yerde bir uyku baloncuğu daha yedi ve düşüyor. Orta koridor farkı yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı sanki bu karşılaşmada. Ben bu arada bunu daha çok seviyorum. Bence daha çok vuruyor bu varyantı Ezreal'ın. Alametle beraber de iki barikat alabildi burada DFM. Mesela bunu normalde Zoe'nin olduğu bir yerde ortaya açmak istersin. Bir daha geldi. Ve Yaharang burada geri gelmişti sıçrası. Şimdi Kerry'e bir sersemletme açısı arayacak. Uyku baloncuğu da geldi. Bak, bu sefer güzel bir sersemletme ama sıçrayı bulan Faker'dan da kaçış yok. 3-0-1'e geldi. Evet, iki kişiyi sersemletti ama bu sefer Zoe'nin bekleme süreleri. Zoe'nin eşyası da var artık. Yani her gördüğümüzde Yaharang kule altında bir de isabet dalgası. Gumayushi sen de oyuna dahil ol, sensiz zor ya, olacak. Ya dürtme kompozisyonu değil yani... Devamında yetenek gelecek. Merkür'ün adımlarını alıyorsun. Hatta bence ikinci olarak Rune'dan da tenasit alınabilirdi bu maçta. Oho. Evi bu arada yeter artık, yetti gari dedi. Ve evet. Üzerine sıçra atmak suretiyle Zeus karşısındaki... Çıktı da şey yazdı. Hani nerede Graves? İkinci ağacı ne onun? İlham değil mi? Yaharong'un. Göremiyorsun ki burada. Yani göremiyorum. Çok küçük. Regarnur görüyorsa görüyordur. Ben de göremiyorum yani. Abi şey olarak... Hani zaten bir taraf mavi aldıysa, diğer tarafı mavimsi ise evet ilham. Ya ikisi de doğru benzer renk olduğu için. Evi şimdi üst koridorda bir ödül altını peşindeydi. Şu anda dengeleyicisi olduğunu hatırlatalım. Şimdi dengeleyiciyi kullandı ama onlara karşı tabii. Peksimet'i mi vardı bu maçta Yaharong'un? Ya zor vardı. Duruyorsun be adam. Zor sorular soruyorsun değil mi? Sanırım vardı ya maçın başında. Olması lazım. Nereye gideceğim? Muhtemelen Peksimet için gitti. İlham ağacına. Çok iyi. Bu arada Harp'tan bir ulti geldi ama ne nasıl bulacak? Ayda. Ulti bitti. Ulti bitti. Ayda. Steel'dan bu arada bir de gözünün içine bakarak Zeus'un. Geliyor T1 oyuncuları. Abi, yani yeterince hızlı alabilirler mi? Çok güzel bir dengeleyici geldi ama. Ya fazla da uğraşmadan aldılar. Şimdi yalnız Gumayushi ters taraftan geliyor. Gumayushi burada trollemeyi sever. Burada bir yakalarlarsa derken.
trollenen Yutapon oldu. İsabet dalgası canına okudu Yutapon'un. Kovalayacaklar ya, Bard var orada. Ya Kerian'ın ultisi olmaması burada tek. Hop. Oy. Ne bu ultisi da... ne diyor? Closer R'sidir. Aynen. 60. dakikada da çok güçlüsün. Ki GP şu anki eşleşmelerinde 1'de de çok güçlü. Ezreal'lar ne kadar 1'de o kadar kuvvetli olmasa da. Ya ben şeyi tabii... merak ediyorum ya. Ezreal'in ultisi ve Graves ultisini aynı anda yiyen birisi hayatta kalabilecek mi? Ya buradan da ekstra bir ödül altına almayı umuyorlardı ama Gangplank yok öyle kolay kolay altındaydı. Ve Yaharang bir kez daha altına dönüşüyor. Yani oyunun genel kısmı Yaharang'ın T1 için bir altına dönüşmesi olarak özetlenebilir. Owner da Zeus'un çakar almaz mermisini havada gördü. Ve ikinci bir closer ultisiyle oyundaki üçüncü skoru havadaki aldı. Evet havadan giden çakar almaz daha almazdı. Hızlı bir ulti çıkardı. Bravo. Peki acaba Bard ultisini yemeden mi bassaydın o sıçrayı Yaharang? Tatsız olsa... Aa değmedi. Değmedi. Uyku baloncu değmedi. İsabet dalgası da Harp'a dokunuyor ama Harp'a çok fazla bir hasar vermedi. Ya bir de... Ya T1'ın kompozisyonu beklemesi o kadar kısa ki... Tuzak özellikle... var yalnız orada. Carry'e yakalayabilecekler mi? Çok Harp... iyi girdiler. İyi girdi senin de söylediğin gibi ama güzel bir Bard ultisi ve Yutapon çok hasar aldı. Yutapon sıçrayı kullanmak zorunda kalabilir ama o sıçra onu kurtaracak mı? Ayışın nöbeti güzel geliyor bu arada. Kırmızı silahla Severum'la atılmış bir Ayışın nöbeti. Biraz da olsa canın toparlamasını sağladı ama şimdi 4 kişi... Hayda koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor senin de söylediğin gibi. Güzel zayıflara acıma, güzel hep buz. Ultinin son hasarını ama Faker engelledi. Guma Yushi de devreye girdi artık. Çok rahat kovalıyor burada ve T1 adına neredeyse bir katliam. Bir tek Yaharang hayatta ama ondan zaten yeterince skor aldılar şimdi öldürmelerine gerek kalmayacak kadar. Baron'u da almaya doğru gidiyorlar. Bir tek Kerry'e yakalandı ve bütün yatırımınızla sadece Bard'ı alabiliyorsanız. Dengeleyici nerede abi? Şimdi kullanacak. Bakıyoruz. Evinin ultisi. Güzel yakaladı Zeus'u. Siz anlatın bu arada. Yine Bard'ı geldi. Yine güzel ulti. Dengeleyici bu sefer geldi. Zeus'u alacaklar gibi. Zeus çıktı oradan. Arkada... Yine yani ön tarafta arka tarafın bağı öyle bir kopuyor ki. Evet birileri arkaya gidiyor ama yani hasar devam ediyor. Bir tek onlara eşlik edecek Rumble ultisi var. Ne oldu? Johnny sen bu işi biliyorsun. Gelmesine 2 saniye falan var. Ya. Bekleme süresindeymiş. Replay'de ama 35 saniye var gibi gözüküyordu. Johnny. Ya sen neyi claimliyorsun? Bir dakika adam haklı işte kabul et devam et. Ya o replay'den görmüş 35 saniye cooldown var falan. Yok gibi o 9 senedir maçı anlatıyor artık ultilerin kokusunu alıyor. Cooldownların kokusunu alıyor. Bir de atarsın bu pozisyonu ne olursa olsun atarsın. Olduğu zaman. Orada bir kendini susturdu. Onu da yaşamış olabilir. Rumble oyuncuların niye yaşadığını biliyoruz biz bunu. O kendini susturacak bir pozisyona soktuysa sarı bara sokmak yerine o bir garip olur. Arkada susturdu kendini ya savaş devam ederken. Ya neyi tartışıyorsun? Ama yani bitti zaten. Bekleme süresindeymiş bu arada onu gördük kontrol ettik.